bu cümleleri tamamla diyor. La yagfiru zunube illallahu. El fa'ilu fil cümleti sabiga. Şu bahsettiğimiz cümlenin içerisinde fa'il diyor hangisidir? Bakın illa hasredatı failin başına gelmiş değil mi? Allahu lafzı celaldir arkadaşlar. Buradaki failimiz Allah kelimesidir. İkinci cümleye bakalım. Es'adeni. Bakın ne olmuş? Bir muttasıl zamir, pardon munfasıl zamir bitişmiş. Huduruke el-yevme. Gelmen, bugün gelmen beni mutlu etti. El-mef'ulü bih fil cümleti sâbiga. Bu cümledeki mef'ulü bih hangisidir diyor arkadaşlar. Şuradaki zamir. Değil mi? Ne zamiri? Ye zamiri. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Arkadaşlar bu ye'ye bir nun harfi bitişmiş. Kaynaştırma harfi diyoruz Türkçe'de biz buna. Nunu vikaye. Bitişmiş. Bu mütekellim yasını buna bitiştirebilmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Peki hocam burada hangisi zamirdir? Nun diye bir zamirimiz var mı? Yok arkadaşlar. Buradaki zamir ye zamiri. Yani ene zamirinin muttasıl hali. Üçüncü örnek. Yut'imu el-bekarate sahibuha. Bakın burada ne var? Mef'ule dönen, failde bir zamir bitişmiş. Sahibi ineğe yiyecek verdi. El-fa'ilu fil cümleti sâbiga müakhar. Bu cümlede fail sonradan gelmiş diyor. Li'enne, çünkü. Neden sonradan gelmiş? Çünkü bir zamir var. Li'enne li'enne yücedü fîhâ zamirun muttasilun. Yani buraya li'enne fîhâ zamirun diyelim arkadaşlar. Evet, li'enne fîhâ zamirun. Bu şekilde söyleyebiliriz. E'tâni ahî el-kaleme. Tekaddemel mef'ulü bih. Mef'ulün bih öne geçmiş diyor. Neden? Çünkü fiile bitişen bir zamir olarak gelmiş. Niye arkadaşlar? Li'ennehu, şuraya diyelim ki li'ennehu, çünkü o damirun. Çünkü zamir olarak geldi. Biz bunu kural olarak şöyle söylüyorduk arkadaşlar. Fiillere bitişen munfasıl zamirler mef'uldür. Net. Burada da e'tâni zamiri. Bakın şuradaki ye zamiri. Bizim aradığımız mef'ul. Mâ rakibe et-tâira illâ müsâfirun vâhidun. Mâ rakibe et-tâirate illâ müsâfirun vâhidun. Uçağa sadece bir yolcu bindi. El-fâilu fil cümleti sâbika müakhar. Şu cümlede fail sonradan gelmiş. Geç, yani müakhar dediğimiz mef'ulden sonra gelmiş. Li'enne, çünkü. Niye arkadaşlar? Çünkü illa gelmiş değil mi? Çünkü li'enne fiha illa. Çünkü onda bir illa bitişmiş. İlla gelmiş. Böyle söyleyebiliriz. Bu ikinci alıştırmalarda yine aynı 47. sayfanın son kısmında men ra'ayte el yevme. Bakın burada ne var? El mef'ulü bih fil cümleti sâbiga. Bu cümlede mef'ulün bih nedir diye sormuş. Bakalım hangisi? Evet, bir karar verin bakalım. Men ra'ayte el-yevme. Sen bugün kimi gördün? Bu şekilde soru edatı olan cümlelerde biz nereye bakacağız arkadaşlar? Sorunun cevabına da bakacağız. Men ra'ayte, bakın sen kimi gördün diyor. Ra'aytu el-üstaze. Mesela hocayı gördüm dediğin zaman bu cevap olarak kimi verecek? Mef'ulü verecek. Bak ra'aytu fiil fail. Bundan sonra gelen el-üstaze kelimesi de mef'ul olarak gelmiş. Demek ki bunun mef'ulü, mef'ulün bihi nedir? Hemen men yazıyoruz arkadaşlar. İyyâki semi'tu. Yalnız seni işittim. Yalnız seni duydum. Mesela kimi duydun? Yalnız seni duydum. El-mef'ulün bihi. Bu cümledeki mef'ulü bihi. Tekaddeme ala neyin önüne geçmiştir arkadaşlar? Hem fiilin hem de failin önüne geçmiştir değil mi? Niye? Çünkü iyya ile gelen, bakın iyya ile gelen zamirli şeyler, yani munfasıl mensup zamirler mutlaka öne geçiyor. Hem neyin? Fiilin hem de failin önüne geçiyor. Evet, şuraya bir de fail yazıyoruz. Pardon, şunu düzeltelim. Evet, şuraya men yazmıştık. Evet, şurası fiil.
Bu da fail. Maza tabahti ya ummi. Ne pişirdin ey anne? Bakın burada tabahti maza. Maza nedir arkadaşlar? El mef'ulü fil cümleti sabıga mukaddem. Öne geçmiştir diyor cümlede. Mef'ul öne geçti. Neden? Çünkü soru edat arkadaşlar. Li enne ismu istifam diyoruz. Evet. Li enne ismu istifam. El hakka egulu. Burada ne var arkadaşlar? Bakın vurgu var. Ben doğruyu söylüyorum diye vurgu yapıyor. Burada el hakka kelimesi öne geçmiş. Hocam burada vacip midir? Yani zorunlu mudur yoksa caiz midir? Burada öne geçmesi caizdir arkadaşlar. Buraya caiz yazalım. Men yegudul hafilete. Otobüsü kim sürdü? Kim sürdü diyelim. İsmi istifam fil cümleti sabiga leyse mef'ulen bih. Bu cümlede diyor ismi istifam olan men mef'ulün bih değildir. Niye? Biraz önce bir şey söylemiştik. Bu sorulara, soru edatlarına bakarken soru edatın cevabına da bakmamız lazım arkadaşlar. Cevabı eğer mef'ulü veriyorsa soru edatımız mef'uldür. Cevabı faili veriyorsa soru edatımız faildir. Cevabı mübteda veya haber veriyorsa o ya mübtedadır ya da haberdir. Yani cevapta neyse bu soruda da odur. Men yegudu el hafilete. Diyeceğiz ki yegudu es-sa'igu el hafilete. Bakın burada sorudaki cevap olarak geldiğinde men'in karşılığı es-sa'igu. Şoför. Şoför cümlede ne konumunda olacak arkadaşlar? Evet. Fail konumunda değil mi? Çünkü faildir diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki cevabımız çünkü faildir olacak. Evet, şöyle yazalım. Fa'ilun. Evet bu cümlelerde arkadaşlar. İnne a'taynakel kevser. El fa'ilu tekaddeme fil cümleti sabiga. Liennehu fail öne geçmiştir diyor. Neden? İnne a'tayna muttasıl zamir olarak geldiği için. İnne a'tayna dediğimiz fail. K nedir hocam? K de mef'ul arkadaşlar. Ondan dolayı fail de muttasıl zamir olduğu için öne geçmiş. Ra'et Leyla Kübra. Bakın burada ne var? Her ikisi de şartlarda ve durumlarda eşit olursa biz fiil, fail, mef'ul şeklinde sıralamayı gözetiriz demiştik. Leyla Kübra her ikisi de elifi maksureli değil mi? Hangisinin olduğunu bilemedik. O zaman biz buna fail diyoruz arkadaşlar. Kübra'yı da mef'ul diyoruz. El mef'ul bih fil cümleti sabiga huve hangisidir demiş. Kübra diyeceğiz arkadaşlar. Burada doğru şıkkımız Kübra. Evet, üçe bakalım. Ma ekele ahmedu illel hubze. El fa'ilu fil cümleti sabiga mukaddem. Burada fail öne geçmiş diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar mef'ulün başına illa hasredatı geldiği için fail öne geçmiş. Bu kadar basit. Hafiztu el Kur'an'a el kerime. Teahhara mef'ulun bih. Mef'ulun bih sonradan gelmiş. Yani fiil, fail, mef'ul sıralaması normal bilindik şekilde gelmiş. Sebebi nedir diyor. Çünkü arkadaşlar fiile bitişen bir muttasıl zamir fail olduğu için mef'ulümüz failden sonra gelmiş diyoruz. Beşinci soruya bakalım. Meta vada'teha fil hakibeti. Sen onu çantaya ne zaman koydun diyor. Bakın el fa'ilu fil cümleti sabiga mukaddem. Bu cümlede fail öne geçmiş. Neden diye soruyor. Vada'te dediğimiz zaman bir muttasıl zamir bitişmiş fiili değil mi? Fiil, fail, mef'ul şeklinde geliyor. Bakın vada'te dediğimiz t fail, ha dediği de mef'uldür arkadaşlar. Muttasıl zamir bitişince birinci muttasıl zamirimiz fail. İkincisi ise mef'ul oluyor. Burada böyle söyleyelim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Alıştırmalarını bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Haddit mükevvinatil cümletil fi'liyye ve zkur sebebi hâzet tertib. Evet bu aşağıdaki cümlelerde fiil cümlesinin ögelerini belirleyelim ve neden öne geçmiş veya neden sona gelmiş bunları da bir söyleyelim. Tekra'u el kasasel hayaliyyete kesirun minet talibati. Evet birçok kız öğrenci hayali hikayeleri okur. Burada el kasas el hayaliye arkadaşlar aradığımız mef'ul. Bunun faili nerede? Kesir minet talibatideki kesir kelimesi de faildir. Hocam neden mef'ul öne geçmiş? Bu şekilde arkadaşlar öne geçmesi caizdir. İkinci örneğimize bakalım. Ya'lemu et-tullabe muallimuhum.
Yine aynı şekilde tullab kelimesi mef'ul, failimiz muallimu kelimesidir. Burada neden mef'ulüne geçmiş? Failde bir zamir var arkadaşlar. Kimi işaret ediyor? Tullab, onların öğretmeni. Evet, bu şekilde failde bir zamir olursa mef'ule raci, mef'ul öne geçer. Üçüncü örneğimizde allemet büşra leyla ulumen kesireten. Bakın şartlarda ve durumlarda ikisi de aynı. İkisi de elifi maksure ile gelmiş. Bakın büşra leyla. Hangisinin fail olduğunu çözemedik. Bu şekilde gelirse biz normal fiil, fail, mef'ul sıralamasını esas alırız. Bu birinci ögemiz fail olur. İkinci ögemiz de mef'ul olur arkadaşlar. Dördüncü örneğe bakalım. Aslaha es-seyyarete es-sa'iqu. Yine aynı şekilde burada caiz bir durum söz konusu. Şoför arabayı tamir etti. Burada mef'ul öne geçmiş. Failimiz de kendine sona gelmiş. Bu şekilde gelmesi caizdir. Beşe bakalım. Men hezemte ya muradu. Murat seni kim yendi? Bakın burada soru edatımız men mef'ul olarak öne geçmiştir. Bunun cevabı da hezeme aliyyun şeklinde olur. Mesela mef'ul kimi cevap verecek? Beşinci sorumuza bakalım. Men hezemte ya muradu. Murat sen kimi yendin? Şimdi burada sen kimi yendin diye sorunca Murat şöyle cevap verir. Hezemtü. Şuraya yazalım. Evet. Hezemtü şeklinde cevap verir bu. Ben yendim diyecek. Hezemtü. Mesela kimi yendi? Ali yen diyelim. Ali yendi. Evet şu şekilde. Ali'yi yendim diyecek. Ali burada kimin cevabını vermiş oluyor? Men'in cevabını vermiş oluyor değil mi? Demek ki mef'ul. Evet soru edatı olan mef'ul diyoruz arkadaşlar. Altıya bakalım. Yudriku el hakikate ashabuha. Failde bir ne var arkadaşlar? Zamir var. Kime raci? Mef'ule raci. Bundan dolayı mef'ul öne geçmiş. 7'ye bakalım. Ta'rifu uhti muallimeti. İkisinde de ne var? Nispet yası, mütekellim yası var. Bu şekilde gelince şartlarda eşit olmuş oluyor. Bu şekilde gelince şartlarda eşit olmuş oluyor ve diyoruz ki fiil, fail, mef'ul. Yani birinci ögemiz fail, ikinci ögemiz de mef'ul diyoruz arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Ta'rifu uhti muallimeti. Buradaki muallimeti ile uhti'nin ikisi de nispet yası, mütekellim yasına sahipler. O şekilde eşit olduğu için biz fiil, fail, mef'ul sıralamasını esas alıyoruz. Birinci ögemiz fail oluyor. İkinci ögemiz de mef'ul oluyor. İbtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin. Bakın burada Rabbuhu kelimesi faildir ve failde bir zamir var. Evet, onun Rabbi. Kime raci? İbrahim kelimesine raci arkadaşlar. Yani mef'ule raci. İbtela fiil. Bunun faili Rab kelimesi. İbrahim de mef'ul. Mef'ul öne geçmiş. Neden? Failde bir ne var? Zamir var arkadaşlar. Failde mef'ule dönen bir zamir olduğu için mef'ul öne geçmiş. 9'a bakalım. Men fehime et-derse. Dersi kim anladı? Burada men soru edatımız fail midir, mef'ul müdür? Arkadaşlar failin cevabıdır. Çünkü burada ders kelimesini açıkça göndermiş, mef'ul olarak gelmiş. Peki cevabını verecek olursak fehime aliyyun et derse diyoruz. Fehime aliyyun et derse. Bakın bunu yazalım. Men sorusunun cevabı kim olmuş oluyor? Ali olmuş oluyor değil mi? Ali. Fehime aliyyun et derse. Ali bu cümlede konum olarak neyi işgal ediyor? Fail oluyor. O zaman men burada mef'ul değil, bilakis faildir diyoruz arkadaşlar. Son cümleye bakalım. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Bakın جَاءَتْكُمْ ne gelmiş? Mef'ul gelmiş fiile bitiştiği için. Bunun faili nerede? مَوْعِظَةٌ de faildir diyoruz. اِخْتَرْ الْاِعْرَابَ الْمُنَاسِبَ لِلْكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطٍ fil cümeli tali altı çizili olan kelimelerin uygun iraplarını seç demiş. Şefakallahu. Bakın fiile bitiştiği için direkt ne diyoruz arkadaşlar? Mef'ul diyoruz. Ehaze el kitabe sahibuhu.
Buradaki kitap kelimesi ne diyoruz? Mef'ul diyoruz arkadaşlar. Neden öne geçmiş? Çünkü failde bir zamir var. Kime raci? Mef'ule raci. Ve ma Muhammedun illa Resulun kelimesi. Bu bir önceki derste açıklanmıştı. İlla Resul de burada haber olarak gelmiş. Nazzafel beyte ba'du tullabi. Evi bazı öğrenciler temizledi. El beyte kelimesi mef'ul, ba'du kelimesi de faildir. O zaman beyt ne diyoruz? Mef'ulün bih diyoruz. Bu şekilde gelmesi caizdir arkadaşlar. Es'adeni beni mutlu etti. Huduruke el yevme. Bakın buradaki ni dediğimiz zamir mef'ul fiile bitiştiği için huduru kelimesi de faildir. Fissaffi erba'une taliben. Bakın öne geçmiş ne var? Haber şibih cümle diyoruz. Bu şekilde haber öne geçmiş. Haber öne geçmesi zorunlu olan yerler vardı. Haberimiz şibih cümle olur. Mübdeamız da bu şekilde nekra bir kelime olursa haber öne geçiyor demiştik. Yedinci cümleye bakalım. E'tana el ustazu durusen müfide ten. Üstaz kelimesi nedir? Faildir. E'tana bakın fiilimize bitişmiş bir zamir var. Mef'uldür. Alt çizili kelimemiz. Mef'ul diyoruz. Kâle Allahu Teala Bismillah ve mâ zalemehumullahu velâkin enfusehum yazlimun. Buradaki Allahu lafzı nedir arkadaşlar? Bakın zaleme kelimesine ne bitişmiş? Mef'ul bitişmiş. Allah onlara zulmetmedi. Onlara kendi kendilerine zulmettiler. Buradaki Allah lafzayı celal faildir. Fiile bitişen zamir ise mef'uldür. Lissaimi ecruhu. Oruçlu için onun ecri vardır. Mübtedada ne var arkadaşlar? Habere raci bir zamir var. Evet, haber öne geçmiş şibih cümle olduğu için bizim buradaki mübteda diyoruz arkadaşlar. El imamu ra'aytu qira'atahu cemileten. Qira'atun kelimesi de arkadaşlar burada mef'ulün bihtir. Ra'a fiil, tü fa'il, qira'ate mef'ulün bihtir. Bu alıştırma türünde aşağıdaki cümleleri tam olarak irap yap. Vetlü anlat. Fiil emirdir arkadaşlar. Fiil. Bu fiilin içerisinde ne vardır? Aynı zamanda faili de vardır. Fiil fail diyoruz. Evet. Aleyhim car mecrur. Yani harfi cerli bir isim mecrur. Car mecrur. Nebe'e. Mef'ul. Kimin mef'ulü? Vetlünün mef'ulü arkadaşlar. Nebe'e mef'ul. İbrahim'e Nebe'e İbrahim. İbrahim'in haberini onlara anlat. Burası ayet-i kerimenin sonu. Evet, birinci ayet burada bitiyor. Şimdi İbrahim kelimesi neden muzafun ileyhtir aynı zamanda? Niye cer olmamış? Hocam daha doğrusu esreli olmamış. Muzafun ileyh diyelim buna. Çünkü İbrahim kelimesi acem bir kelime. Gayrimunsarif olduğu için İbrahim'e şeklinde yapıyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Sonraki ayet-i kerime. İz kâle li ebîhi. Kâle nedir arkadaşlar? Fiil. Bunun faili de gizli özne olan hüvedir. Hüve faildir. Evet. Li ebihi car mecrur. Şöyle c car mecrur şeklinde yazalım arkadaşlar. Evet. Car mecrur neydi? Harfi cerli bir mecrur. Car mecrur. Ve harfi atıf. Atıf harfi. Kavmihi. Bu da bunun atfedilmiş matuf. Matufun aleyh arkadaşlar. Maza ta'budun. İşte bizim bu dersimizde öğrendiğimiz meful, soru edatı olan meful öne geçmiş. Maza meful, ta'budun de fiil. Fiilin önüne geçen mefule örnek arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Ketebe el kıssate el muellifu. Yazar bir hikaye yazdı. Bu şekilde bir durum yani mef'ulün önüne geçmesi caizdir. Ketebe fiil el kıssate mef'ulun bih mansubun bil fetha el müellifü de fa'ilun merfu'un bi zammetin zahiretin. Üçüncü örneğe bakalım. La ya'lemu el gaybe.
İllallahu. Bakın yine aynı şekilde failin önüne illa hasr edatı geldiği için istisna edatı, biz bunu hasr edatı diye söylemiştik. Mef'ulümüz öne geçmiş. Evet arkadaşlar, sonraki alıştırmaları lütfen ev ödevi olarak tamamlayalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.